Aşağıdaki grafikte simbiyoz yaşam özelliği gösteren X ve Y canlılarının birlikte ve birbirinden ayrı olduklarındaki gelişim eğrileri verilmiştir. Simbiyotik ilişkiyi oluşturan X ve Y canlıları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Canlılara baktığımızda X ve Y canlıları birlikte bulunduğunda Y canlısı bu durumdan olumlu yönde etkilenirken X canlısının bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. Fakat X canlısı ve Y canlısı ayrıldığında X canlısının bu durumdan olumlu yönde etkilendiği, Y canlısının ise ayrı bulunduğunda bu durumdan olumsuz etkilendiği gözlenmekte. O zaman biz şunu diyor muyuz? Bir canlı eğer ki biri olumlu yönde etkilenirken, diğeri olumsuz yönde etkileniyorsa bu ilişkiden biz buna ne diyorduk? Parazitizm diyorduk. Peki X konak Y parazit canlıdır diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Çünkü birlikte bulunduğunda bakın X'te bir azalma gerçekleşmiştir gelişiminde. Demek ki x konak canlı olup zarar görmüştür diyebiliriz. Örneğin x'i köpek olarak düşünelim. Y'yi de parazit bir canlı olan kene olarak düşünebiliriz. O zaman bu doğru bir ifade olacaktır diyoruz. Devam edelim. X ve Y canlıları aynı alemde yer alabilir. E ne demiştik? Köpek ve kene ilişkisi dedik. İkisi de hayvanlar aleminde değil mi? Evet. Biri omurgalı, biri omurgasızdır. O ayrıdır arkadaşlar. Fakat her ikisi de hayvanlar aleminde yer alacaktır. Doğrudur. X canlısının varlığı Y canlısının gelişimini olumlu yönde mi etkilemiştir? Evet, konak canlı yani köpeğin varlığı ne yapacaktır? Keni için bir yaşam alanı bulunacaktır. O yüzden de gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. X'e e zarar verirken Y'nin gelişimini hızla artacaktır diyoruz. Açıklamalarımızdan Hepsi doğrudur. Yani cevabımız E şıkkıdır. Bir öğrenci ceviz ağacının dibinde otsu bitkilerin gelişmediğini gözlemleyerek nedenini araştırdığında ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinde üretilip yağmur ile toprağa karışan bir maddenin ceviz ağacının altında bitki gelişimini olumsuz etkilediğini ancak ceviz ağacının bu salgından etkilenmediği bilgisine ulaşmıştır. Buna göre ceviz ağacı ile ot bitkiler arasında görülen bu etkileşim çeşidine etkileşim şekillerinin hangileri benzerlik gösterir demiş. Şimdi öncelikle neydi? Ceviz ağacının altındaki bitki bu durumda olumsuz etkileniyor mu? Evet. Peki ceviz ağacı bu salgıdan etkileniyor mu? Hayır. Peki biz bu durumda birinin etkilenip zarar görüp diğerinin etkilenmediği ilişkiye ne diyorduk arkadaşlar? Amensalizm diyorduk. Şimdi bu ilişki amensalizm ilişkisini arayacağız. İnsan ve insan bağırsağında yaşayan B ve K vitamini sentezleyen bakteriler. Biz bu ilişkiye ne diyorduk? Mutalist ilişki diyorduk. Yani hem bu durumdan insanlar hem de bu B ve K vitamini sentezleyen bakteriler fayda görüyordu. İnsanlar bu vitaminlerin emilimini sağlamış oluyordu. Bu anlamda fayda görürken bakteriler içerisinde içinde yaşam alanı oluşturuyordu. Yani bu bir mutalizm örneğidir diyorduk manda mandalıların otlaması sırasında ayağının altında kalan bitki ve böcekler bakın manda otladı bundan bir zarar gördü mü ayağının altında kalan bitki ve böcekler bundan herhangi bir durum etkilenmedi ama bitki ve böcekler ne oldular ezildiler öldüler o zaman bu durumdan olumsuz yönde etkilendiler o zaman bu da amensalizm örneğidir diyoruz timsah Timsahın dişleri arasındaki besin parçalarını tüketen küçük kuşlar bunlar da neydi? Her ikisi de bu durumdan olumlu yönde etkileniyordu. Timsahın dişleri temizleniyordu. Fayda görüyordu. Aynı zamanda küçük kuşlar da ne yapıyorlardı? Besin sağlamış oluyorlardı. Bu da bir gevşek mutalizm örneğiydi. Yani ayrı bir şekilde de yaşayabiliyorlardı diyoruz. O zaman ee, pardon şöyle benzerlik gösterir dediğimizde yalnız iki olan B şıkkı olacaktır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi canlılar arasındaki simbiyotik ilişkiye örnek verilemez? B ve K vitamini sentezleyen bakterilerin insan bağırsağında yaşaması. Burada neydi? Mutualist bir birliktelik vardı. Bakteriler kendine yaşam alanı bulurken bu vitaminler de insan için vitaminlerin sentezlenmesi sağlanıyordu ve insan için de faydalı bir durumdu. Biz iki tarafında fayda gördüğü bu ilişki mutalizm diyorduk. Ökse otunun elma ağacı üzerinde gelişim göstermesi Ökse otu yarı parazit bir bitkiydi ve elma ağacından suyunu ve minerallerini alacaktır. O zaman bu şekilde gelişim göstermesi de nedir arkadaşlar? Yarı parazit dediğimiz için parazitizm örneğidir. Yani biri fayda görürken diğer taraf fayda görmeyecektir. Olumsuz yönde etkilenecektir. Aslanın zebra ile beslenmesi burada herhangi bir simbiyotik ilişki yoktur. Burada av avcı ilişkisi vardır. aslan aslında burada heterotrof bir beslenme özelliği göstermektedir. O yüzden simbiyotik ilişki örneği değildir. Diğerlerine de bakalım. Tenya'nın insanın sindirim kanalında tutunup çoğalması. Bakın tenya neydi? Burada tutunuyor, çoğalıyor. Yani insana zarar veriyor. Fakat tenya kendine gelişim alanı bulduğu için o olumlu yönde etkileniyor ve parazitizm örneğidir. Hatta iç parazit olarak yaşamaktadır. Remora balıklarının köpek balığına tutunarak hareket etmesi ve beslenmesi de neydi? Buradaki balıklar köpek balığının yemek artıklarıyla besleniyordu. Yani olumlu yönde etkileniyordu. Fakat köpek balığı bu durumdan etkilenmiyordu. Bu durumda neydi? Komensalizm örneğidir dedik. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde sel sonrası bir kıyı ekosisteminde meydana gelen değişim gösterilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Cansız çevrede meydana gelen değişimler baskın türün zaman içerisinde değişimine neden olmuştur. Evet arkadaşlar bu görselde aslında bir süksesyon durumu söz konusudur. Bakın yıl olarak baktığımızda çayır çalıya dönüşmüş, çalılar iğne yapraklı ormana, onlar da geniş yapraklı ormana dönüşmüş. O zaman baskın tür değişmiş midir? Evet, baskın tür zaman içerisinde değişmiştir. Doğrudur. Buradaki e, cansız çevrede meydana gelen değişimlerde burada abiyotik faktördür. Sel gerçekleşmiş ve sel sonrası tür değişmiştir. Doğru bir ifadedir. Baskın bitki türlerinin değişimi hayvan türleri için yeni habitatların oluşumunu sağlamış olabilir mi? Evet bakın çayır vardı. E, ee, mesela çayırda sadece inekler yaşayabiliyorken artık belki geniş yapraklı ormanda işte zürafalarda yaşayabilir. O zaman farklı hayvan türleri için habitat dediğimiz doğal yaşam alanlarının oluşumunu sağlamış olabilir. Baskın türün değişimi kararlı bir komünite oluşuncaya kadar devam etmiştir. Evet arkadaşlar kararlı bir komünite olayına kadar devam etmiştir diyoruz. Bakın devam etti. 100 yılı geçti. Geniş yapraklı ormanda ulaştı. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olan E şıkkıdır diyoruz. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi iki ekosistemin geçiş bölgelerine ekoton denir. Buna göre ekoton bölgeler özelliklerinden hangilerine sahiptir? Tür çeşitliği bakımından zengin olması demiş Evet arkadaşlar bakın su ekosistemi ve kara ekosistemi var ki Bu ekosistemlerin geçiş bölgesi olan yerleri biz Ekoton diyorduk e Burada o zaman ne olacaktır Tür çeşitliği bakımından zengin olacaktır Çünkü her iki ekosisteme ait canlılar bulunacaktır O zaman bu doğrudur Türü temsil eden Birey sayısının fazla olması Şimdi ekoton bölgelerinde evet tür çeşitliği fazladır ama Birey sayısı fazladır diyemeyiz. Madde döngülerinin hızlı olması, birey sayıları fazla olduğu için burada da madde döngüleri daha hızlı gerçekleşecektir. Bireylerin çevresel koşullara toleransının yüksek olması. Evet arkadaşlar, neden tolerans yüksek? Çünkü burada yaşayan canlılar hem su ekosistemine alışkın hem de kara ekosistemine alışkın. O zaman ne olacaktır? Bunların çevresel koşullara toleransları daha yüksek olacaktır. Daha rahat yaşam gerçekleştirebileceklerdir. O zaman cevabımız 1 3 ve 4 olan D şıkkıdır. Belirli çevresel koşullara sahip ortamda birbirleriyle etkileşim içindeki farklı türlerin oluşturduğu biyolojik birime komünite denir. Buna göre, komünitenin tür çeşitliliğini faktörlerinden hangileri etkileyebilir? Şimdi yükselti, enlem, sıcaklık ve rekabet verilmiş. Tür çeşitliliğinde e, yükselti arttıkça ne olacaktır? Sıcaklık azalacaktır. Peki sıcaklık azaldıkça tür çeşitliliği azalır demiş miydik? Evet arkadaşlar. Ekvatoral bölgeye doğru indikçe sıcaklık artacağından yağış da artacaktır aynı zamanda. Güneş ışığı artacaktır ve tür çeşitliliği de artacaktır bununla beraber. Yani enlem de bizim için etkili olacaktır bu anlamda. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gittikçe Tür çeşitliliğimiz azalıyor. Tamam mı? Rekabet diyoruz. Rekabet peki etkileyecek midir? Evet arkadaşlar tür çeşitliliğini bu da etkileyecektir. Çünkü komünitede ne olacaktır? Türler arası rekabet de hem tür sayısını azaltabilir ya da bazı türlerin bu duruma yenik düşüp yok olmasına neden olabilecektir. O yüzden de tür çeşitliliğini rekabette etkileyebilir diyoruz. Ve cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olan E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda farklı canlı türleri arasındaki çeşitli etkileşim tipleri ve etkileşim tipleri içerisinde canlı türlerinin birbirlerine gösterdikleri etkiler gösterilmiştir. Tablodaki bilgilere göre açıklamalardan hangilerinde bulunulabilir? Şimdi türler bir arada bulunduğunda, bakın birinci tür bu durumdan olumlu yönde etkilenirken ikinci tür zarar görmüş. Yine birbirinin ayrı olduklarında bu sefer ee, birinci tür zarar görürken ikinci tür olumlu yönde etkilenmiş. Peki biz ne diyorduk? Bir arada bulunduklarında biri zarar görürken diğeri fayda görüyorsa biz bu ilişkiye parazitizm diyorduk. Y'ye bakalım. Birinci tür fayda görmüş, ikinci tür bundan etkilenmemiş. Birlikte olduklarında ama ayrı olduklarında da ikinci tür etkilenmemiş. Fakat birinci tür bu durumdan zarar görmüş. Yani eğer ki onunla besleniyorsa yiyecek atıklarıyla ayrı olduklarında besin bulamayacağı için zarar görmüştür diyebiliriz. Bu da komensalizm ilişkisine bir örnektir. Z'ye baktık. Türler bir arada bulunduğunda Z yani birinci tür bu durumdan etkilenmiyorken ikinci tür olumsuz anlamda etkileniyor. Yine ayrı olduklarında da birinci tür etkilenmiyor ama ikinci tür olumlu yönde etkileniyor. Peki bu ne ilişkisi olabilir? Bu da mandalar yürürken işte otları eziyorlar, böcekleri eziyorlar fakat manda bu durumdan etkilenmiyor. Bir arada olduklarında o zaman ne oldu? Otlar zarar gördü ama ayrı olduklarında otlar yaşama şansı buldular. İşte bu duruma da biz amensalizm diyoruz. Ve birinci tür ve ikinci tür bir arada bulunduğunda fayda görürken ayrı olduklarında ise bir bu durumdan zarar görüyorlarsa bu, dur bu durumda mutalizm örneğidir diyoruz. Şimdi farklı canlı türleri sadece karşılıklı olarak yarar sağlamak için mi bir arada bulunur? Hayır. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine yarar sağlamadı. Kimisi bu durumdan etkilenmezken kimisi de zarar gördü diyebiliriz. O yüzden bunu söyleyemem. Bazı komünitelerde komüniteyi oluşturan bir canlı türünün bir canlı türünün diğerinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Olur mu arkadaşlar? Evet. Bir canlı türü bakın gördüğümüz gibi parazitizmde biri olumlu yönde etkilenirken biri olumsuz yönde etkilendi. O zaman bu yorumu yapabilirim. Doğrudur diyorum. Komünitedeki etkileşimlerde bazen etkileşim oluşturan canlı türlerinden sadece biri bu etkileşimden etkilenebilir demiş. Evet arkadaşlar burada da gördüğümüz gibi komensalizmde ya da amensalizmde sadece biri etkilendi diğeri bu durumdan etkilenmedi diyoruz. O zaman cevabımız 2 ve 3 olan D şıkkıdır. Ortam şartları anormal değişmedikçe meydana gelen dengeli ve olgun komünite klimaks denir. Klimaks halindeki komünite ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi klimaks hakkında bilgi vermiş. Ben size bunu birazcık daha genişletmek istiyorum. Öncelikle doğada bozulumlar gerçekleşiyor. Bunda da ne olacaktır? Doğadaki bu işte aşırı otlatmalarla kuraklıkla gerçekleşen bir olaydır. Komünitedeki tür çeşitliliği ve komünitenin yapısı etkilenecek. Bununla beraber komünite kararsız yani dengesiz bir komünite haline alacak. Fakat doğa kendini yenilemeye başlayacak ve zamanla yerine kararlı bir komünite yani klimaksa doğru değişim gösterecektir. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Komünite klimaks durumundaysa eğer tür çeşitliliği sabit kalır ifadesi doğrudur. Farklı ekolojik nişlere sahip canlı türlerini içerir. E, farklı komünitede birden fazla tür bulunduğu için zaten her canlı türü de kendine ait ekolojik nişe yani ekolojik görevlere sahiptir. O zaman içerir ifadesi bu da doğru olacaktır. Sadece ototrof canlı türleri bulundurur demiş. Ototrof kendi besini kendi sentezleyen e, canlı türleriydi. Fakat sadece ototrof canlı türleri bulundur ifadesi yanlış olacaktır. Bununla birlikte heterotrof ya da hem ototrof hem heterotrof canlı türlerini de barındırabilir diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkıdır. Bitkiler aleminde yer alan K ve L canlılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler edinilmiştir. K ve L bitkileriyle ilgili edinilen bilgiler dikkate alındığında konak bitkileriyle yaptıkları simbiyotik ilişkiler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kağ bitkisinin kökleri gelişmemiştir. Emeşleri ile konak bitkinin odun borularından su ve mineral ihtiyacını karşılar, karbondioksit özümlemesi yapar. Yani suyu ve mineral ihtiyacını karşıladıysa ama bununla beraber karbondioksit özümlemesi yapıyorsa yani fotosentez tepkimesini gerçekleştirebiliyorsa biz bu canlıya ne diyorduk? Yarı parazit bitkiler diyorduk. Peki ben buna neyi örnek olarak veriyordum? Buna ben örnek olarak öksü otunu verebiliyordum arkadaşlar. Öksü otu besinini kendisi üretirken fotosentez tepkimesiyle suyunu ve mineralini konak canlıdan karşılıyordu. Tamam mı? L'de kökleri gelişmemiştir. Kökler sadece konak bitkiye tutunmayı sağlar. Konak bitkiye yarar veya zarar vermiyor. Karbondioksit özümlemesi yapıyor. O zaman fotosentez tepkimesini gerçekleştiriyor yarar ya da zarar vermiyor. Buna da mesela orkide bitkisini verebilirim. Ne yapıyordu? Güneş ışığından yararlanmak için e, tropikal bölgelerde bitkileri kullanıyordu ışığa ulaşmak için. Fakat bitkiye herhangi bir yararı ya da zararı yoktu. O zaman buna da diyorum ki orkide bitkisini veriyorum. Ve bu ilişkide neydi? Komensalizmdi. Yarar ya da zarar vermezken kendisi bu durumdan faydalanıyor aslında. Ve bu yarı parazitte de biri fayda görürken diğeri zarar görecektir. O zaman birine parazitizm, diğeri de kommensalizm olan B şıkkıdır diyoruz. Ekolojik toleransı düşük olması nedeniyle çevresel değişimlerden en kolay etkilenen türlere gösterge tür denir. Göl ekosisteminde yaşayabilen X, Y, Z, T ve P canlı türlerinin kirliğe bağlı dağılımı aşağıdaki grafikteki gibidir grafik dikkate alındığında açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi gitgide baktığımızda kirlik oranın bu yönde arttığını gözlemleyebiliyoruz. O zaman bize diyor ki birinci öncülde temiz gölün gösterge türü x'tir. Bakın kirlik oranı en az nerede? x'te. O zaman temiz gölün gösterge türünün x olduğunu söyleyebilirim. En az kirlilik göründüğü için arkadaşlar grafiği dikkate alıyoruz. Kirliliğe toleransı en fazla olan tür Y'dir. Bakın Y az kirli bir ortamda da yaşayabiliyor. Çok kirli bir ortamda da yaşayabiliyor. O zaman tolerans yüksektir diyebilir miyim? Evet en fazla tolerans Y'ye aittir diyebilirim. Bu göl ekosisteminde aynı anda X, Y, Z, T ve P türlerinin tamamı birlikte yaşayamaz demiş. Evet bakın X daha az kirli bir ortamda yaşarken T mesela çok kirli bir ortamda yaşıyor ve tamamı birlikte aynı anda yaşayamıyorlar. Bu da doğru bir ifadedir. Bir gölde T türüne rastlanırken diğer türlere rastlanmaması gölün kirlilik düzeyinin çok arttığını gösterir. Bakın sadece T türü yaşıyorsa o zaman neresi olmalı? Sadece şu bölgede olmadı. E burası da nedir arkadaşlar? Artık kirlilik düzeyinin çok yüksek derecede arttığı bir alandır. Burada sadece T canları yaşayabiliyor. O zaman bunun da doğru olduğunu söyleyebilirim diyorum ve cevabımız 1 2 3 ve 4 olan E şıkkıdır.